En azından 2017'de artık biz ücret konusunu konuşmaz ve bu meslek örgütünün gündeminden ücretimi tahsil edemediğim gibi sözleri çıkartırız. İnşallah. Burada bir eklemek istediğim bir şey var. Nusret Bey izin verirseniz. Lütfen. Ücret konusu aslına bakarsanız gündemde durduğu sürece biz mesleki olarak, meslektaşlar olarak meslek etiğinden uzaklaşıyoruz. Bu hani cüzdanımla vicdanım arasında kaldım derler ya, aynı ona geliyor. Dolayısıyla da biz yılda bir defa ücretimizi konuşalım ama bir daha bu ücret konusu gündeme gelmesin ve asli mesleğimizi icra edelim. Evet, yaptığımız hizmeti layıkıyla yapalım. Layıkıyla yapalım istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki Sayın Başkan, yıllardan beri bu mesleği icra ediyorsunuz. Mesleğin yönü neydi? Bugünü ne? Acaba geleceği nasıl olur? Yarın nasıl olacak? Biraz bilgi verir misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Şimdi biraz geriye gittiğimiz zaman işte 26 yılını geçirmiş bir meslekten bahsediyoruz. Yani 1989'un 13 Haziran'da yürürlüğe giren bir meslek. Ondan önce katiplik denen bir meslek. Evet. Öyle tabir edilen bir meslek. Dediğin ama doğru. 26 yıl içinde gerçekten önemli mesafeler kat etti meslek. Yani, ama bugün itibariyle birçok sorunları vardır. Bu sorunları çözüm bekleyen sorunları vardır ama nihayetinde o günden bugüne baktığınız zaman işte çağdaş mekanlarda artık odalar var. Bir kimlik kazanmış meslek. Dolayısıyla çağdaş mekanlarda eğitimlerini yapıyor, sempozyumlarını yapıyor, sürekli eğitime önem veriyor. Dolayısıyla mesleğe girmek artık o kadar kolay değil, zor. Yani neredeyse bir tıp doktorundan doktor olmak kadar zor. Dolayısıyla bu ve buna benzer şeyler kazanımlar. Gelecekle ilgili söylemem gerekirse, ben hiçbir zaman yaptığım meslekle ilgili hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Ne güzel. Hiç buna. Şimdi hep şöyle baktım Nusret Bey. Bugün bir Türkiye standartlarında bir hayat standartı sürebiliyor isem, işte çocuklarımı okutabiliyorsam, evde oturabiliyorsam, başka bir yan gelirim olmadığı halde bunları yapıyorsam inanın bu meslek sayesinde. Bu meslekten kazandım da. Dolayısıyla özellikle genç meslektaşlara, yeni bir mesleğe girmek isteyen, giren, hatta ofis açmayı düşünen meslektaşlarımıza da özellikle rica ediyorum, bir defa uzmanlaşsınlar herhangi bir konuda. Kesinlikle ortaklık kültürünü geliştirsinler, ortaklık yapsınlar. Bu gider ortaklığı olabilir. Bir de gelir ortaklığı yapılması şart değil. Çünkü bizim meslek artık öyle tek başına yapılabilmekten evet. Çoktan çıktı. Hatta size lafınızı veriyorum. Estağfurullah. Hastalanmaya da hakkınız yok. Hakkınız yok. Yani bir yakınınız vefat etse, anneniz, babanız, Allah bizimden versin, onun cenazesine gidemeyecek durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla özellikle genç arkadaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza uzmanlaşmalarını, mutlaka bir dil öğrenmelerini, biliyorlarsa bunu geliştirmelerini ve eğer bir ofis açmayı düşünüyorlarsa mutlaka ortaklık kültürünü. Bizim Türkiye'de, ülkemizde ortaklık kültürü çok fazla gelişmiş değil. Çok genlerimizde böyle bir şey yok. Ama mesleki olarak baktığınız zaman bu meslek artık o kadar geniş bir yelpazede görev yapıyoruz ki, iş yapıyoruz ki bunun hepsine yetişmek, bunları okumak, bunları icra etmek kolay değil. Evet. Dolayısıyla bunları öneriyoruz yani gelecek için. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, biliyorsunuz odamızın geliri, odalarımızın geliri tamamen üyelerimizden. Geçenlerde bir ay, zaman önce Danıştay size nisbi aidatını yürütme bir durdurma kararı. Evet. Bu yürütme durdurma kararı devreye girer ise odalarımızın konumu ne olur? Yani kesilen bu akarı tabi ederse nisbi aidatların yerine doldurulacak bir şey gündeme gelebilir mi? Biraz da girer misiniz? Tabii. Öncelikle bu Danıştay'ın almış olduğu yürütme durdurma kararı meslek hukukumuzun yönetmeliklerinden olan işte üst bildiğimize odaların vermiş olduğu, almış oldukları aidatlardan ödemiş olduğumuz bir birlik paylarını kapsıyor. Aslına bakarsanız durdurma kararı o yönetmenin ilgili maddeleri. Serbest muhasebeci mali müşavirler odaların yönetmeliğinin 16. maddesi olduğu gibi duruyor. Oraya bir atıfta bulunmuyor yargı. Evet. Dolayısıyla biz tahsilatlarımızı zaten oradan yapıyorduk ve yapmaya da devam ediyoruz. Ha bu niye getirir?
böyle bir karar çıkarsa. Şimdi 15 Temmuz'u yaşadı ülke. Ne gördük orada? Özellikle bağımsız bir medya gördük. Medyanın ne anlama geldiğini, evet. Bağımsız olan medyanın nasıl iş ve işlem yaptığını, bağımsız olan sivil toplum örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin nasıl bir iş ve işlem yaptığını, ülkesine, kentine, üyelerine nasıl katkı sağladığını, yani demokrasiyi gördük orada. Demokrasiye sahip çıkmayı gördük. Yani şimdi şunları üzülerek görüyoruz. Özellikle sanal medyada bazı meslektaşlarımız işte bu özellikle şeylerin, münisip aidatların alınmaması konusunda irade belirliyorlar. Evet. Şimdi, ben de diyorum ki eğer bu gerçekleşirse ya bir defa odaların gelirleri kesinlikle aşağı düşer. Odalar yaşayamaz hale gelir. Ve inanın benim öngörüm şöyle. Manavgat, Alanya, hatta Isparta, Burdur, Antalya bağlandı, Antalya bölge odası olur. Çünkü o odalarımızın yaşayabilmesini, ayakta durabilmesi için, iş ve işlem yapabilmesi için, meslektaşına katkı sunabilmesi için o gelirlere ihtiyacı var. Ama siz bunların yani atarlamalarını keserseniz ve buna başka bir şey eklemezseniz, ekleyemezsiniz, dolayısıyla bunların harçta kalması kaybolur giderler. Bu aslına bakarsanız sivil toplum örgütlerinin demokrasinin, çağdaş ülkelerdeki demokrasinin içindeki öneminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir süreç yaşadık biz. Halbuki meslektaşlarımızın da tam tersi, böyle bir karar olsa bile, daha henüz kesin bir karar çıkmadı ama, tam tersi, hayır, ya biz buna destek vermemiz lazım, odalarımıza sahip çıkmamız lazım noktasında olması lazım. Bugün ben varım, yarın bir başka arkadaşım aynen, burada görebilecek. Biz daha sosyal görevler yapıyoruz nihayetinde. Asla benim idarecilik falan benim asli görevim değil. Asli mesleğim de değil. Dolayısıyla böyle bakabilirsek camia olarak ben bu kazanımları biraz önce bahsettiğimiz 26 yılda elde etmiş olduğumuz kazanımları bir anda heba olacağını düşünüyorum. Şimdi bazı şeyleri söylemek çok kolay geliyor insanlara. İşte ne var canım alınmasın, işte nispi aidatları ödemeyelim falan filan. Tabii ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar da veya meslektaşın içinde bulunduğu ekonomik durumlar da bunlar tetikliyor. Ama genel makro düzeyde bakmak lazım bazı şeyler. Bu ve buna benzer konularda. Daha böyle vizyoner olmak lazım. Ben yeni bir şey açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Yeni bir gelir kalemi ama üst bildiğimizin bu konuda bir itirazının olduğunu biliyorum. Umut ederim şu geçen süreç biraz daha durulur. Yargı en azından doğru karar vereceğine inancım tam. İnşallah, inşallah. Sayın Başkanım, bir de şu 5780 sayısı ile istiyorum. Yani herkes kendi kurulması için böyle diyor. Bunun getirisi götürüsü ne olur size? Veya ne olur? Süleyman Bey, baktığınız zaman 5786'yı ilk yani okuduğunuz zaman son derece çağdaş, pardon, son derece çağdaş, olması gereken buymuş gibi algılasanız da ama uygulamada öyle mi oluyor? Hayır, öyle oluyor ne yazık ki. Şimdi örneğin iş birliğimizde orada bir antidemokratik bir süreç var biliyorsunuz. 5'e 4 yani evet. 5 yememe, 4 seneme yani 90 bin senemeyi 4 kişi 5 bini 5 kişi şey yapıyor, yememe temsil ediyor. Odaların içinde bulunduğu bu nispi temsille ilgili seçim aslına bakarsanız dediğim gibi demokratik gibi görünse de şunu öneriyoruz. Asla demokratik olmadığını yaşayarak öğrendik. Neden öğrendik? Örneğin biz Antalya üzerinde belki çok bunu yaşamadık. Yani son dönem 2016'da seçimlere iki grup olarak katıldık. 7 kişilik yönetimin 5'ini biz aldık, 2'sini diğer arkadaşlarımız da aldı. Yönetsel anlamda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tamam. Ama Anadolu'nun herhangi bir ilçesi, şeysinde, ilinde işte 300-350 üyesi olan, 400 üyesi olan gibi yerlerde 2'den fazla gruplar çıktı. 3 tane, 4 tane gruplar çıktı. Bu gruplar işte
avukatlarıyla temsil edildikleri için bu sefer günlerce, hatta aylarca başkanlarına bir yönetim kurulu görev dağılımı yapamadı. Yapılamadı, evet. Yapılamadı. Bu da aslında istenilen buydu bilmiyorum. Herhalde istenilen buydu. Arzu edilen buydu. Yani çalışamaz hale geldi o dönem. İş yapamaz hale geldi. Mesleğine ve meslektaşına katkı sunamaz hale geldi. Biz şunu öneriyoruz. Mesela ticaret sanayi odalarında böyle. Bir meclis oluşsun. Değil mi? Herkes aldıkları oyla temsil edilsin. Aynı parlamentonun şu andaki durumu gibi. Evet. O parlamentonun içinden veya o meclisin içinden bir yönetim çıksın. Çünkü yönetmek bir ekip işi. Nusret Bey. Siz ekibinizle beraber yönetime talip olursunuz. Varsa projeleriniz, varsa şeyleriniz, öngörüleriniz, o ekiple beraber yaparsınız. Bunun da sonuçlarını genel kurullara hesap vererek sonuçlandırırsınız. Evet. Eğer doğru yaptıysanız genel kurullar sizi onaylar, bir daha seçilme hakkı tanır. Eğer doğru yapmadıysanız zaten bir dakika arkadaş, sen de otur, bir başkası devam etsin der. Dolayısıyla iyi gibi gözükse de aslında tekerleğe doğru, yani tabiri caizse tekerleğe çomak sokmaktan başka bir şey olmadı. Peki başkanım, son 3 tane soru soracağım sizlere. Vefat eden meslektaşlarımız. Kayboldu gitti. Bu dünyadan göç etti. Üzere bozuldu. Soru sözü Allah korusun yan yerine yoksa güç durumda da kaldı. Bu tür vefat eden meslektaşlarımıza oda olarak herhangi bir fonumuz var mı? Veya böyle bir fon olursa var düşünüyor musunuz? Bizim yasamızda böyle bir fon yok. Yani 3568'e baktığınız zaman böyle bir şey öngörülmemiş. Ama biz yıllar önce oda olarak o tarihteki yönetici, başkan yönetici olan arkadaşlarımız bir adım atmışlar, bir vakıf kurmuşlar. Evet, güzel. Bu vakfa herkesin, yani onun üyesi olan herkesin üye olmasını talep etmişler. Birçok arkadaşımız da üye olmuş. Ama adı üstünde vakıf olduğu için sürekli bunun bir gelirlerinin olması lazım ki burada da sizin söylediğiniz gibi bir şey yaşandığı takdirde özellikle vefat eden üyelerimizin ailelerine bakılması, hatta ekonomik olarak durumu iyi olmayan üyelerimizin çocuklarının okutulması gibi işlemler